Kalça eklemi, uyluk kemiğinin baş kısmı ile leğen kemiğinin birleşmesinden meydana gelir. Uyluk kemiğinin baş kısmının kanla beslenmesi çok küçük ince damarlardan olmaktadır. Çeşitli nedenlerle bu damarlar bazen erişkinlerde tıkanabilmektedir. Bunun nedenleri arasında uzun süreli kortizon kullanımı, derin su dalgıçları ve bazı pıhtılaşma hastalıkları bu duruma sebep olmaktadır. Bu durum meydana geldiği zaman kanlanması bozulan kemik hücreleri bir süre sonra ölürler. Bu şekilde damarları tıkanan uyluk kemiğinin baş kısmındaki hücreler öldükleri zaman bir süre sonra buradaki kemik de yumuşar, zayıflar ve kendi içinde kırılmaya başlar. Bu çok ağrılı bir durumdur ve ayrıca kırıldığı için de kemik bunun tekrar kendi kendine iyileşme olasılığı fevkalade zordur. Bunun tedavisi için çeşitli yöntemler vardır. Bunlar içerisinde kemiğin boyun kısmına kanal açma, bacaktan alınan bir kemiğin bu kanal içerisine yerleştirilmesi, hiperbarik oksijen dediğimiz yüksek basınçlı oksijen tedavisi, çeşitli ilaçlar vesaireler denenebilir. Ancak maalesef bunların büyük bir kısmı istediğimiz sonucu vermemektedir ve bu hastalık başladıktan birkaç sene sonra bu kemikteki deformasyon, çürüme, kırılma ve bozulma sonucunda ancak ve ancak total kalça proteziyle tedavi edilebilmektedir.